أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحفظ عقدة من لساني يفقهوا قولي فبذل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان يسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محتساتها وكل محتس بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبالسنة المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تجدون الناس معادنا فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فكهوا وتجدون خير الناس في هذا الشان أشدهم له كراهة, كراهة قيل أن يقع فيه قبل أن يقع فيه İlahil hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm peygamberler aleyhim salavat ve teslimat ehli beyl, ehl Beyt, El Ashab, Etbalar, Rıdvanullah, Aleyhi Mecmu'in, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal, dar edenler, Rahmetullah, Aleyhi Mecmu'in, hasatan kendisinden feyz aldığımız, ilim hasettiğimiz, eserlerinden yararlandığımız, üstadlarımız, müşahı efendilerimizin sohbetimize katılan kardeşlerimizin geçmişlerinin bu aziz vatanı için şehit rütbesini almış, gazi rütbesini almış olan geçmişlerimizin tüm geçmişlerimizin erva için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Siz sahabilere söylüyor tabi onların vasıtasıyla da ümmeti Muhammed'e söylüyor. Buyuruyor. Tecidûnen nâse maadine. İnsanları madenler halinde görürsünüz. Yani madenlerin kalitelisi var. Kalitesi orta olan var. Zayıf olan var. Aynı insanlar da böyledir. İnsanları Madenler gibi görürsünüz. Güzeli var, nefisi var ve kalitesiz var. فَخِيَرُهُمْ fil الْجَاهِلِيَّ Cahiliye döneminde insanların hayırlıları خِيَرُهُمْ fil الْاِسْلَامِ اِزَافَقُهُ Dini, dine gir, dini ilimlerden bilgi sahibi oldukları haramı helalı öğrendikleri ve dinimizin emirlerini e, bildikleri zaman bu cahile döneminde e, iyi olanlar, hayırlılar İslam'da da hayırlı olur. Gerçekten Hazreti Ömer e, cahile döneminde Müslümanla girmeden evvel e, son derece e, sözü dinlenen, herkesin sözünü dinlediği bir kimseymiş. Ee, ama İslam'a girdikten sonra da işte Efendimiz buyuruyor ki o zaman kalitesi böyle. Şimdi de dini emirleri öğrendi. Şimdi de insanların en hayırlarındandır. Ebu Bekir Efendimiz de öyleydi. Yani e, Efendimiz böyle söylüyor. Yani izafaku yalnız dini ilimleri, Din ilimleri e, öğrenmek e, şartıyla. Çünkü e, dini ilimleri bilmeyen adamın İslam'ın şerefle şereflenmesi mümkün değil. Ancak böyle İslami emirleri öğrenip haramı helalı bilip onu uygulaya, oylama, uygulamak şartıyla bu fazilet olabilir. Evet. Bu da büyük bir nimettir. Gerçekten haram helal bilgilerini iyi bilmek, Allah'ın emirlerini iyi bilmek, hayatın her safhasından nasıl hareket edeceğini Allah'ın emirlerine uygun, Peygamber'in sünnetine uygun şekilde hareket edeceğini bilmek gerçekten büyük bir nimettir ve bunu bilen adam da insanların en hayırlısıdır, evet ki kerem sahibidir bu adamlar, iffet sahibidir, hilim sahibidir, evet Hz. Ömer Allah'tan çok korkardı, ee, bu korktuğundan dolayı Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinden birisi de Celal sıfatı vardır bu ee, bu korktuğundan dolayı da onu gördükleri zaman insanlar ondan korkularından kaçarlardı heybetinden dolayı. Ee, ondan dolayı ona dediler ki biraz dediler böyle insanlara aşağıdan al yumuşak davran ya böyle kimse sana korkusundan yanaşamıyor. Ben de bunun farkındayım soranlara Allah'tan korkuyorum ee, bir daha böyle yapmayayım diyorum daha çok kaçıyorlar. Allah'tan korkuyorum diyor dikkat ederseniz. Evet böyle bir insan Hazreti Ömer ee, ama son derece heybetli Cenab-ı Hak ona celal sıfatını vermiş. Ee, bir Kahire'de Müslüman olduktan sonra Mısır, Kahire şehrinin Müslüman olduktan aldıktan sonra e, Kahire valisi e, Müslüman vali. E, Müslümanları cami alma almaz olmuş camiyi büyütmek gerekmiş, etrafını açmak gerekmiş ve etrafındakileri gönül rızasıyla fazla fiyatlarını da fazla vererekten değerlerini camiye katmaya kalkmış vali. Fakat orada bulunan bir Yahudi, dükkan sahibi olan bir Yahudi alışverişçi, ben demiş vermiyorum, dükkanımı demiş satmıyorum, vermiyorum. Demiş gel sana iki 3 misli para veririm. Hayır demiş. Çünkü Yahudinin derdi para. Çünkü diğer bütün dükkanlar orada yıkılmış, oradan kaldırılmış. Bütün insanlar ona alışverişe gelecekler. Onun derdi para. Ee, onun üzerine değerini 3-4 katını verdikten sonra orayı istimlak etmiş e, vali, İslam valisi. Adam da Hazreti Ömer'in bu çok adaletli hareket ettiğini biliyor, duyuluyor her tarafta. Kalkmış Medine'ye gelmiş. Medine'ye geldikten sonra sormuş işte. Hazreti Ömer de e, memurlarını seçerken çok dikkat edermiş. E, ve kendisi akşama kadar görevin başında kaldıktan başka herkes yatmaya gidince sabaha kadar da tayin ettiği memurların e, nasıl hareket ettiğini araştırırmış. Hiç uyumazmış sabahleyin işte namazdan sonra kuşluk biraz bir e, kestirilmiş. İşte böyle e, adeti böyle Hazreti Ömer'in. Yahudi sormuş, nerede demiş sizin başınız, halifeniz, e, padişahınız, hükümdarınız, emiriniz. Onlar demişler ki o mescidin, caminin demişler, avlusunda bulunur orada. Onlar biliyorlar Hazreti Ömer'in ne yaptığını. Oraya gitmiş bakmış, adam kumun üstünde e, kum e, biraz rüzgar asmış, kumlar sakalına karışmış. Kum üstünde altında yatak yok, kar yolu yok, bir şey yok. Kum üstünde şöyle yan gelmiş, sağ üzerine yatıyor bir adam. Demiş ya bu adamdan bir şey olsa halife olsa ne yazar? Böyle halife dedin şöyle bir makam sahibi olur, kuruntulu olur falan falan. Ve bu adam kum üstünde, kum sakalına karışmış falan. Ama demiş ben buraya kadar geldim bir de bir deneyim yahu demiş ve öksürmüş ve uyarmış Hazreti Ömer'i. Hazreti Ömer uyardıktan sonra ben demiş işte Kahire'den geldim. Ee, böyle böyle bir senin valin böyle böyle e, yaptı. Ben istemediğim halde benim dükkanımı elimden değerini fazla verdi ama ben istemiyorum, satmak istemiyorum. Benim mülküm o. Aldı demiş. Cami yaptı filan orayı. Onun üzerine Hazreti Ömer e, kalktıktan sonra adam böyle tepeden bakıyor Hazreti Ömer'e. Kumun üstünde oturmuş uyandıktan sonra da e, tozun toprağın içinde e, böyle bir şeysi yok, saltanatlı görünüşü yok. Ondan sonra e, Hazreti Ömer tabi e, bu durumu biliyor. E, bir öksürmüş. Evet o öksürüğü ne kadar etkili geldiyse Yahudi bilimsel kaynaklarda yazıyor efendim donunu batırmış korkusundan. O öksürün korkusundan donunu batırmış. Bu bilimsel kaynaklarda böyle yazıyor. Ve bir kağıt istemiş. O kağıda Bismillah, Elhamdülillah ve ve Selam Aleyhi Resulillah. Bir Müslüman Ruhi, Nuhi Revan'ı aratmaz. Çünkü İran'ı fethetmeden evvel Hz. Ömer'i Peygamberimiz şey olarak gizli eleman olarak öğren gel durumlarını diye oraya harba açacak, tedbir alacak. Oraya göndermiş. Onlar da bir işte turist kılığında, seyahatçi kılığında bir alışverişçi kılığında oraya girmişler. Yolda girerken tabii iyi at satın almışlar. Çünkü yakalanırlarsa kaçalım diye tedbir olarak iyi at satın almışlar. Nüşirova'nın oğlu da ee, yani şeye padişahlığa krallığa namzet ee, ava çıkmışmış. O karşılaş bir bakmış muazzam atlar var. Onun üzerine onların kaldıkları şeyde otelde işte ee, kimin bu işte iki yabancının iki geldiler buraya işte falan şey sahibi otel sahibi iki yabancının falan değeri mesela bir ise o beş vermiş parasını bırakmış demiş bu atları bu atları ben alıyorum demiş. Parasını bırakmış. Adam demiş kaldırmış onlara kazandınız kazandınız demiş bak 5 kat para verdi size. Onlar demişler biz para şeysi değiliz biz bize at lazım. Neyse ondan üzerine şikayetçi olmuşlar. Nushiravan'a Nüşiravana oğlanın babasına o da oğlanı cezalandırmış. Hazreti Ömer işte diyor ki bir Müslüman ki o Nüşirevan Müslümanlığı kabul etmiş adam değil ama çok adaletli birisiymiş. Bir Müslüman Nüşirevan'ı aratmaz demiş ve selam demiş. Mühürsüz kaydı yok, kuydu yok bir, bir kağıt götür demiş bunu valiye ver. Bakmış yahu imzası yok, mühürü yok, kaydı yok. Neyse demiş götüren filan gitmiş vermiş adam demiş elin ayağın efendim demiş benden şikayetin geri aldımış. demiş. Yahu demiş bir şeysi yok bu kağıdın mühürü yok, imzası yok. Sen öyle zannedersin demiş benim kellem kellem gidiyor demiş. Kellem tehlikede. Demek demiş sizin işiniz böyle mi? Evet. Evet, evet. Ya de Müslüman olmuş o şeyden dolayı. Evet Hazreti Ömer böyle işte cahile döneminde zeki adam, çok kaliteli adam. İslam'ı bilince de işte eğer benden sonra peygamber gelce olsaydı gelecek olsaydı Ömer peygamber olurdu diye o kadar makam sahibi öyle diyor. Siz insanları madenler halinde görürsünüz, bulursunuz. Cahiliye döneminde böyle üstün kaliteli, zeki olanlar dinin emirlerini İslam'a girip de dinin emirlerini öğrendikleri takdirde aynı şekilde en iyileri olur. Ve teciddüne hayran nâsi fî Bu müslümanların idareciliği konusunda siz de insanları şöyle bulursunuz. Yani baş insanları idare etmek meselesi çok sorumluluk taşıyan bir iş. Evet halka hizmet Hakk'a ibadettir. Çok büyük şey sevabı var ama ama şey diyor ya falan yerde şöyle olsa senden sorarlar hesabını. Evet her şeyin hesabını da o verecek. Başta idareci verecek. Yani böyle riskli bir şey. ondan sonra diyor ki böyle çok şeyli sorumluluk taşıyan bir işe emirlik, padişahlık, idarecilik işine bu konuda onların eşet düğüm kerahe akılları çok iç çalışıyor ya isteyerek gelmezler o makama. Fakat çok üstün kaliteli insanlar oldukları için Hazreti Ebu Bekir'i seçtiler. Yani İslam'da e, ilk deva Halif Hazreti Ebu Bekir, sonra Hazreti Ömer seçildi. Kendileri ben geleceğim diye değil, Müslümanlar onu seçtiler. Çünkü onların ne kadar değerli insanlar olduğunu e, yaşadıklarında gördüler. Onlar iş, iş ettiler. Kendileri biz Halife olacağız demediler. Hatta bu konuda... E, Hazreti Ömer bu kadar celalli olduktan sonra e, o kadar adaleti hareket ediyor ki İran'ı fethetmeye karar vermiş çünkü casusluk yaparak da zaten eski halini biliyor çok büyük İslami tehlike orası e, o zamanki haliyle e, ve hemen halife seçildikten sonra ben oraya gideceğim demiş fakat <laughs> yani o Celalli Ömer demişler ki hayır Evet, kesinlikle sen oraya gidemezsin. Sen oraya gidersen bir başkası ben halif olacağım diye saltanat şeysin sevdasına düşebilir. Müslümanların kanı akar, ortalık karışır, fitne çıkar demiş ve o Celalli Ömer sokağa girdiği zaman o sokakta şeytanlar kaçarmış Ömer'den. İnsanlar da korkularından Celalinden yanaşamazlarmış. O Celalli Ömer İslam'da usul bölbem ruhum şu rabeynühüm. Müslümanlar birlikte karar verirler. Önemli işlerde o karara göre hareket ederler. Müslümanlar hayır gidemezsin deyince peki demiş. Peki pek demiş efendim. Ondan sonra da sadıb bin Ebi Vakkas Hazretleri'ni göndermiş. Evet diyor işte cahiliye döneminde insanları diyor böyle madenler gibi çok kaliteli bulursunuz. İslam'a girip de dini hükümleri öğrenip kabul ettikten sonra da onlar en hayırları olurlar. Siz bu hayırlı insanları bu idarecilik halife, hilafet işine, emirlik işine son derece eşeddühüm lehu keraheten istemediklerini görürsünüz. Ben bunu layık değilim derler, kaçarlar. Böyle yaparlar bunlar. Kable en yakafihi başlarına bu iş gelmeden evvel böyle yaparlar. Ondan yanaşmak istemezler. Ama böyle seçildikten sonra da kılı kırk yararlar adaletli hareket ederler. Adaletli hareket ederler. Ee, Hazreti Ömer ve diğerleri bunun örneğidir. Ve ticidiyune şerran nasi yevmel kıyametü indallâh zelvec zelvec heyin. İnsanların en şerlilesini diyor, sahabeye hitap ediyor. Tabi bize hitap ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların en şerlisini kıyamet gününde Allah katında iki yüzüler olduğunu göreceksiniz, bulacaksınız. Evet bulacaksınız. Elledi yati ha'ulayi bi vech ve yati ha'ulayi bi İki 2 yüzü ne demek? Bu adama geliyor, şöyle davranıyor. Öbür adama gidiyor, böyle davranıyor. Birine şirin gözüküyor. Onun hoşuna gidecek şekilde şeyler söylüyor. Öteki tarafa gidiyor tam aksine. İşte böyle bir buraya gelir şu şekilde, oraya gider bu şekilde. 200 adam burada Allah katında kıyamet gününde insanların en şerlisi bu iki yüzlülerdir. iki, yüzlü, iki yüzlülerdir diyor. Güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Yani hak neyse, adalet neyse onu söyleyecek herkes. Kendine düştüğü zaman, kendine bir görev düştüğü zaman falancanın hatırı için böyle bir şeyler düzenlemeyecek. Falancadan korktuğu için böyle şeyler düzenlemeyecek adalet, hak neyse onu söyleyecek. Aksi halde buna bir türlü, buna bir türlü kıyamet gününde Allah katında insanların en şerlidir bu iki yüzlüler diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece bize de uyarıyor. Hatır için, korktuğunuz için, şu için, bu için değil. Hak, hakikat neyse, doğru neyse onu söyleyin. Onu söyleyin. Bu adam çok zengin adam, bu adam çok herkes tarafından sevilen bir adam. Bunun aleyhine ifade veremem, söyleyemem. Yo yo yo. Doğru neyse onu söyleyeceksiniz. Bir adamın hiç arkası yok, önü yok. Tek başına yani bunun kimsesi yok. Bunu ne yapacak? Hayır, hak hak onunsa onu söyleyeceksin. İki yüzlü olmayacaksın diyor güzel peygamberimiz bizi uyarıyor. Ahmed İbni Hanbel, Bukhari, Müslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmişler bu hadis-i şerifi. Evet. Evet. Yestemiu melaiketul leyli ve nehar. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor bu sözleriyle. Bizim iki cihanda ebedi mesud olmamız için melaike gece melekleri ve gündüz melekleri teştemiu toplanır. Toplanır. de salatil fecri. Sabah namazı zamanında. Evet, gece ve gündüz melekleri. Şimdi gündüz görevli melekler var. Rüzgar meleği var, yağmur meleği var, zelzele meleği var. Böyle musibetler meleği var. her, her meleğin, meleğin görevi ayrı. Efendim bunlardan bahsetmiştik hadis-i şeriflerde. Ee, ölümlere şuna bunu Azrail Aleyhisselam bakıyor mesela. Rızıklara başka melek bakıyor. İşte gece ve gündüz bunların görevleri farklı. Gece melekleri başka, gündüz melekleri başka. Ee, bu gece ve gündüz melekleri sabah namazı vaktinde ve bir de ve salatül asri ve ikinci namaz vaktinde sabah namazı vaktinde gece melekleri gündüze devredecekler. İkinci namazı vaktinde de e, gece meleklerini devredecekler. Gündüz melekler görevlerini bir bir gelirler. Ve izâ haracet melâiketün nehari. gündüz melekleri çıktığı zaman evet Evet. Kale azze ve cellehum min eyne ci'tüm. Nereden geldiniz siz diye onları sorar. Evet. Nereden geldiniz? Evet. Fe yekulûne ci'nâke min indi ibadika Görevimizi yaptık. Görevlendiydin. Kulların yanından geldik ya Rabbi derler. Evet. Ki bunlar tabi Allah'ın sevdiği seçkin meleklerdir. Meleklerin de dereceleri var. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil en başlarında olanları. Evet meleklerin hepsi temiz, hiç günah işlemezler. Kesinlikle onlara şey yok. Ama onların da üstünlükleri var. İşte bunlar da Allah'ın seçtiği melekler. Derler ki görevimizi yaptık. Ee, kulların yanından geldik. Eteynâhum. Evet biz onlara görev melekler mesela sabah melekler bir vardı. Biz onlara vardığımız zaman Evet, ikindi melek, akşam melekleri de ikindi namazına geldikleri zaman eteynehum onlara vardık ve musallune onlar namaz kılıyorlardı. Sabah namazında doldurmuşlar. Eee doldurmuşlar. Düz saflar halinde omuzları birbirine e, değiyor ve sık saflar halinde. Evet, namaz kılarken de tabii şimdi koronavirüs var dolayısıyla e, mecburen zaruret dolayısıyla ayrı duruluyor ama aslında namaz saf düzgün olur ee, ve de birbirinden çok sıkı olur. Böylece müminler birbirlerinin kalpleri birbirine kaynaşır. Ee, aralarındaki nefret kalmaz. Ee, kaynaşırlar. Birlik, beraberlik hem yani ibadet halinde bunu gösteriyor Cenab-ı Hak. Hep beraber rüküye gidiyoruz. Hep beraber rükudan kalkıyoruz. Hep beraber secdeye gidiyoruz. Yani Allah bir demekte nasıl birsek, e, inanç konusu nasıl birsek yaşamımızda da Birliği öğretiyor bize her şey. Hepsi Müslümanlıkta dağı, dağı, dağıtıcılık yok. Böyle dağılmışlık yok. Müslümanlar bir işi işte bu. Namaz bile bunu bize öğretiyor. Son, son derece birbirine yakın durarlarmış sahabiler. Elbiseleri ilkin omuzlarından eskirmiş efendim. O kadar birbirine sık yanaşıyorlar. Elbiseleri ilkin omuzlarından eskirmiş. O kadar birbirine sıkı duruyorlar. Şimdi biz de görüyoruz yani namazda adam apışıyor böyle. Yanına vardın mı bir de dirsek atıyor ne geliyorsun diye. Bilmiyor çünkü halbuki namazda şimdi koronavirüs dolayısıyla tamam bir şey demiyor. Zaruret var ama bu zaruret kalktığı zaman e, be, peygamberin emri bu. E, Tara su birbirize kurşunla kaynamış şeyler gibi Birbirinize kaynayın diyor. O kadar sık durun diyor. Efendimiz sözü bu. Bunu uyuyorlar. İşte sabah namazında camide dolu. Akşam ikinci namazı camide dolu. gönderdin, ya Rabbi biz vardığımızda evet onlara vardığımızda eteynehüm onlara vardığımızda e, hüm ve hüm evet onlar namaz kılıyorlardı. Ve ve hüm işte sabah namazına namaz kılıyorlardı. İşte ikinci namazına görevimiz bitiyor geliyoruz. Onlar gene namaz kılıyorlardı. Ya Rabbi. Evet. Ee, böylece birbirlerine meleklerin her gün değiştiklerini müminler tabii böyle müminleri görün görünce de e, sonra evet e, onlara dua edecekler. Evet. Evet, nasıl terk ettiniz mesela gelenlere? Nasıl terk ettin? Keyfe teraktum fe yekuluna teraknahum yusalluna ve ataynahum yusalluna. Biz onları namaz kılarken bıraktık, namaz kılarken kendilerine vardık derler Cenab-ı Hakk'a. Halbuki Allah onları biliyor ama onlara şahit tutuyor ve melekler de bu müminlerin haline e, Cenab-ı Hakk'a çok iyilerdi. Şöyle namaz kılıyorlardı, şöyle diye lehine şahitlik ederler. Evet. Müminler böyle olur. Namazlarını geçirmezler. Namazlarını da böyle son derece titizlikle kurallara uygun olarak kılarlar. Şimdi her zaman söylüyoruz ama gelmişken söyleyelim. Şimdi koronavirüs dolayısıyla yan yana duramıyoruz. Tamam o zaruret var bir şey demiyoruz. Caminin dört duvarı arasında problem yok caminin içinde cemaate eklenmek suretiyle dışarı taşsa da problem yok. Böyle ayrı dursa namaz geçerli yani. Ama <laughs> ama böyle arada irtibat yoksa o imama uymak caiz olmaz. Bir cemaat çoğaldığı zaman onun eklentisi olarak sokağa taşabilir. Caminin önündeki bahçeye taşabilir ama arada şey olmayacak. Aradan yol geçmeyecek mesela. Arabalar devam ediyor. Trafik çalışan böyle bir yoldurken o cemaat Yolun öbür tarafındaki cemaat imama uyamaz. Bir. ikincisi e, şimdi benim gördüğüm efendim tabii kardeşlik görevini yapıyorum. E, namazda kurallar var. Namazın 12 farzı var. 12 farzın birisi nedir? Secdedir. Yani ben en çok gördüğüm hataları sık sık hatırlatıyorum. Bu sadette bunu söylüyorum. Siz aziz şeylerime, dinleyenlerime. E, şimdi e, ee, namaz secde yedi aza üzere olur. Peygamberimizin sözü bu. Secde yedi aza üzere ol. Alın burun bir. Alın burun diyecek. Bazı ba alnını koyuyor burnu havada. Bazı burnunu koyuyor alnı havada. Buna Yahudi secdesi derler. Yahudiler de korkularından hemen secdeye kapanırlarmış. Allah'a çok şey isyan etmişler çünkü. Ee, yani peygamberimiz zamanında değil de Hz. Musa zamanında e, ondan sonra da Allah'a yaptıkları bu hani fenalıklardan dolayı Allah onlara lanet etmiş. Mağdub aleyhim gazap etmiş. Lanetli mi? Lanet okumuşlar. Allah'ı kandırmaya kalışmışlar. Sonra da biz yapmadık sen böyle yaptın demişler. Ondan dolayı Allah da onlara lanet etmiş, e, gadab etmiş. Şimdi secdeye gidince Secdeye gidince korkularından biliyorlar ha, işlerine gelmiyor onlara itaat etmek, doğruyu yapmak. Burunlarını yere koyarlarmış secdede, kafalarını alınları yukarıda, bu o aradan sağa sola bakarlarmış. O dediği bela üstümüze geliyor mu gelmiyor mu diye. Evet böyle çok şeyler var Musa Aleyhisselam'la. O Allah'ın Musa Aleyhisselam bizi tehdit ettiği bela üstümüze geliyor mu diye. Bir de ona bak ondan dolayı Böyle burnun yere değdirip de secdede alnı değdirme Yahudi secdesi derler buna. Öyle olmayacak. Alın burun yere diyecek bir ikisi bir sayılıyor bir aza. İki el yumruk yapmayacağız. Şimdi bunu söylüyorum, hatırlatıyorum gene o din dinlemeyenler varsa diye söylüyorum. Kusura bakmayın. E, çünkü böyle gene şeyler geliyor da e, haber yok adamın. Yumruk yapıyormuş mu secdede? Ya güzel kardeşim peygamber eller yere diyecek diyor. Ellerin yere değmesi elin avucun için sen neyle tutuyorsun avucun içine tutuyorsun yere diyecek elin el açacaksın yere değecek e, el, ay ayaları yere değecek e, kimse arkasını değdiriyor kimse yumruk yapıyor öyle yanlış ondan sonra iki el üç iki diz beş iki ayak yere değecek aslında ayakları yere değdiği zaman parmak uçları e, böyle konup kıvrılacak kaldırılacak. Parmak uçları kıbleye gelecek ama adam ayağı kireçlenmişse namaza sonundan başlamış, eğrilmiyorsa parmaklar yere değecek. Gene çok gördük. Ayaklar havada. Bazılarında secdede ayakları sırtını koyuyor. Böyle arkasını koyuyor. Böyle secde olmaz güzel kardeşim. Bunlar fıkıh kitaplarında vardır ve peygamberimizin emridir. Alın burun yere değecek namaz kılarken. iki elin ayası yere değecek. iki diz yere değecek. E, iki ayağın hiç olmazsa parmak uçları, parmak uçları yere değecek. Secde böyle olacak. Evet namazı böyle, e, böyle kılacağız. İşte böyle olduğumuz zaman e, melekler işte, çok güzel namaz kılıyorlardı. Her zaman söylüyoruz. Camileri böyle doldurursak, ee, başımıza bela yağacaksa, Allah gazap etmişse ya görevimiz yapmıyoruz ya şimdi. Emri maruf yapabiliyor muyuz? Sokakta olan adama dini, dine aykırı bir hali var. Söyleyebiliyor muyuz? Sen bu haram, günah diyemiyoruz. Kanun var falan. Evet. İşte bundan dolayı da bizim aynı zaman ümmeti olma markamız söylüyoruz. Hep emri maruf yapar. Te'mrunu bil marufi ve te'nhemne alil münker. Dini aykırı olan şeyleri engeller. E, dinin emirlerini e, emreder. E, Söyleyebiliyor muyuz? Senin şu, şu halin İslam'a aykırı. Sen yanlış diyemiyoruz. Kanun var falan. Tabi Allah'ın emri bu efendim. Beniyle böyle yapın demiyorum da fitne çıkarmak yanlış. Yalnız dinimizin esasını arz ediyorum size. E, şimdi böyle görevimiz yapmadık mı e, ağır zaman ümmeti olma meselesi sallantıya giriyor bir. Bir de Mesela Lut kavmini de Allah e, yere batırdı. Niye? Homoseksüellik yaptılar. Ezra, e, Cebrail Aleyhisselam göndermiş. Batır onları demiş. De, de, depesine taş yağdır demiş. E, gitmiş ki 80 bin kişi gece teheccüd namazı, beş vakit namaz var. Teheccüd namazı fazla değil ama iki rekatı dünya ve dünyadaki hayırlı. Hüngür hüngür ağlayaraktan coşku içinde, aşk içinde teheccüd kılıyorlar demiş ya Rabbi bunları batır dedin ama böyle böyle hayır demiş onların o kabul etmiyorum. Çünkü o kötülükleri e, engellemediler, mani olmadılar. İşte böyle biz de görevimizi ahizim önümüz iniyoruz elhamdülillah ama Kur'an'da ayet efendim devletin bastırdığı hak Kur'an dili tepsine bakınız. E, böyle işte gazap edecek neden görevimizi yapmıyordunuz diye. Ama müminler camiyi doldurduğu zaman peygamberimiz öyle söylüyor. Müminler böyle düzgün saflar halinde camiyi doldurmuş halde görünce e, azabını, gazabını e, uygulamaya gönderdiği melekler, melekleri geri çevirirmiş. Ben bu cami, camiler Allah'ın evleri. Çok memnun oldum müminlerin doldurmalarına, benim evimi doldurmalarına. Onun için gazabımı onlardan kaldırdım der buyurur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet onun için e, camilere gideceğiz. Bir de her zaman söylüyorum. Efendim namazın 12 farzı var. Birisi yok, namaz yok. Bu mesela bunlardan birisi de kıraat. Namazı düzgün okumak lazım. Her zaman söylüyorum. Halik yaradan demek. Halik berber demek. Sen haliki halik okursan o namaz olmaz. Mesela ee, şimdi ee, böyle harfler değiştikçe Arapçada ee, mana değişiyor. Mana değişince de ee, namaz olmaz. Ama gittiğinizde size düşün yaptıktan sonra kim okuyor farz namaz şeyi Kur'an'ı? İmam okuyor. Bütün sorumluluk imamın. Sizin namazınız namazınız garantili. O bakımdan da o bakımdan da garantili namaz geçsin, kabul olsun istiyorsak camilere gideceğiz. İmamlar da seçiliyor zaten imtihandan geçiyor. Eğer düzgün yapmazsa hesabını o verecek. Onu kontrol etmeyen müftü verecek hesabını. Ama senin namazın garantili. Bu bakımdan da camileri doldurmamızda çok büyük fayda var. Giderken gelirken Allah yolunda günahımız affediliyor, affediliyor, sevap yazılıyor. O yolda ölü verirsek mesela trafik kazası öldük. Allah yolunda ölmüş oluyoruz ve melekler e, de şahit oluyor. İşte bu orada olduğu gibi namazı doldurdular, çok güzel kıldırılar. Hep böyle bulduk, böyle gör bıraktık, böyle bulduk diyecekler diyor peygamberimiz. Evet, e, Evet, Tecivüne Yaumel kıyamete ba'la afahikum el fidam. Kıyamet gününde insanların ağzı ağzı bağlı olduğu halde gelirsiniz. Evet, mahşer ehli. Şimdi kıyamet kopacak. Kıyamet kopacak. Hiç canlı kalmayacak. E, sonra da bir bir sur daha üfüle, üflenecek. Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Ee, o e, sur üflenince de herkes bulunduğu yerden kalkacak. Evet. İnsanlar insanlar, müminler tozlarını la ilahe illallah diyerekten silke silke kalkacaklar. Ve e, ve insan şimdi okuyacağız hadisler efendim. Onları okuyacağız. Mahşerde toplanılacak. Mahşerde hesap görülmesi var, onu bekleme var, sıkıntılı anlar. Güzel insanlar peygamberin etrafında sohbet edecekler, onu sıkıntı görmeyecekler. Ama kafirler başta olmak üzere yanlış kişiler çok sıkıntı görecekler. Hatta diyecekler ki e, cehenneme gideceksek gidelim, ne bu ya falan diyecek, Halbuki cehennem onun hiç kaçta kaçı o kadar kuvvetli cehennem azabı o kadar sıkıntılar var Cenab-ı Hak bizleri Allah'ın sıkıntı bu mahşer sıkıntılarından kabir azaplarından e, böyle cehennem azabından korusun müminleri inşallah şimdi diyor ki işte siz kıyamet günü ağızlarınızda bağlı ağızlarınız bağlı olarak e, geleceksiniz evet çağca o zaman Cenab-ı Hakkın e, la yetekellemune illa men edine lehürrahmanuhu Evet, e, Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği, Rahman'ın izin verdikleri hariç kimse konuşamaz. O mahşer yerine toplanacaklar. Evet. Evet, bu e, meleklerin mahşerde toplanacaklar. Fe velme yetekellum min el insani fakhzehu ve İşte o zaman e, hesap verilmeye, hesap verilme zamanında insanların ilk konuşacak azası fahzuhu, evet uyluğudur, ayakları uyluğudur, ve keffuhu elleridir diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, tabi, güzel müminse evet, fe hisaben yesira Kur'an'da ayet var. Kolay hesaba çekilecek ee, eğer şeyse ki, bunun defter verilirken, al kitabın bakalım, ikrak kitabı oku. Melekler yazıyor ya, sağımızdaki melek iyi şeylerimizi yazıyor, solumuzdaki melek yanlış şeylerimizi yazıyor. Bunlar zabıt, dakikasını saniyesinden zabıt tutuluyor. O zaman al kitabı, ikra kitabı, oku bakalım kitabını. tabi <laughs> kara kara yazmışlar, sırası çizmişler. Bakıyorlar ki hep senin unuttuğun nice kötülükler o da var. Hiç insan kötülükleri söyler mi? Aleyhine olan şeyi söyler mi, değil mi? Ha işte o zaman diyor ki Peygamberimiz ilk konuşacak olan uyluğumuzdur. Evet elinizdir, elleriniz ve ayaklarınız uyluğunuzdur. Eğer müminsen oh kolay hesaba işte kitabın sağ tarafından verilirse hesap kolay olacak demek. Ama solundan verilirse arkadan verilirse ki abdest alırken de, ne diyeceğiz efendim sağ kolumuzu yıkarken Ya Rabbi benim e, kitabımı sağ tarafından ver Beni kolay hesaba çek. Solumuzu yıkarken benim kitabımı solumdan verme. Zor hesaba çekme. Bu duayı okuyacağız abdest okurken. Duaların geçerli zamanı. Evet. Böyle hesap kolay olur. Mümin şiir ise evet sonra ameller ona arz alır. Evet. işte orada görür. Şu bu azalar şunduk şu gün şu saatte şuraya gittim şunu yaptım bunu sen konuşmasan azalar konuşmaya başlayacak ve tabi o zaman işler çok karışacak. Allah bizi o zor durumdan kurtarsın. Şimdi de o zor durumu aklına getirerek de hazır hazırlananlardan eylesin inşallah. Şimdi önümüzde Ramazan var. İnşallah Ramazan boyunca 6.30'da akşam üzeri 18.30'da 18.30'da öğleden sonra 6.30'da Kur'an okunacak. Bir cüz Kur'an okuyacağız. Çünkü peygamberimiz Kur'an okuyun diyor Ramazan'da. Ondan sonra da bir saat gene böyle her gün sohbet yapacağız. Sorularınıza da cevap vereceğiz. Şimdi tam hazırlık zamanı. Geçmiş şeylerimize tövbe edip Ramazan'ı güzel geçirirsek öyle diyor. Güzel Ramazan geçirirse geçmişleri silerim diyor Allah. Şimdi o hadisleri de okuyacağız efendim. Sizlere okuyacağız o hadisleri de. Şimdi böyle bir şey olacak diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, orada her şey yazılı çizili ne göstereceksin evet 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 şimdi o orada böyle bir durumlar olacak kendinizi hazırlayın böyle bir şeyle ki inanıyoruz zaten biz evet vel ba'su ba'del hakkun öldükten sonra dirilmek haktır değil mi eşhedü en imanımızın şartlarından birisi efendimize onu haber veriyor bize ki Buna hazırlanın, kıyamet günü böyle olacak, ağızlarınız konuşmayacak, ee, ayaklar eller konuşacak, ona hazır olun, kötü amellerinize tevbe edin, fırsat Ramazan şimdi, fırsatı kaçırmayın. Evet, Tabarani, Hakim Müsedekin'de, Hakim bin Muaviye, o da, o da babasından nakletmiş, evet, e, şahitleri vardır. Kabir, hakkında okuduğumuz hadiste de bu geçti, geçmişti. tahtel batri bahri evet tahtel batri bahri harun evet denizin altında deniz çok suyu olan değil mi? büyük su bir demek. Denizin altında ateş vardır. Evet. Evet. Şimdi e, denize düşerseniz altında ne var? Öleceksiniz. İşiniz yazsa, işiniz yazsa sarhoş, içmiş içmiş gitmiş, denize içine kaymış düşmüş. Evet, akıllı adam bunu bilecek. Altında ateş vardır. Evet, helake getirir seni. Evet, onun için e, deniz deniz tehlikeli yer. Efendim fırtına çıkıyor, filan çıkıyor, falan oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Karada var bir şeyler oluyor. Var, yardım vardı ama deniz karaya göre daha şey. Evet. Denizin altında ateş vardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok böyle afatlar vardır. Ve tahten nari bahrun. Ateşin altında bir daha deniz vardır. Ve tahtel narun. Bu ateşin altında denizin altında da ateş vardır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, e, bu gerçekten böyle olabilir. Veyahut da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu bir rumuz olarak bir hatırlama şeysinde söylemiş olabilir. Evet, e, evet. şimdi e, Efendimiz e, Hazretleri e, hakikat üzere olduğu gibi bir de, de evet, ve kül ve inge taht bari naram mevcudu. Ya sonra fi ahir zaman şimdi kıyamet alametlerinden birisi olarak ahir zamanda bu denizin altında ateş ortaya çıkacak. Evet. Ondan sonra altında da böyle olacak. Bu böyle bunları ifade etmiş olabilir ve de bu tehlikesine bize uyarmış olabilir. Tehlikeli şeylerde dikkat edin ha. Ölüme sizi götürür. Onu bizi ikazladığını söylemiş olabilir. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisini de e, ee, Abdullah bin Amr Hazretlerinden deylemi naksetmiş. Tuhşerûne yevmel kıyâme hufâten uraten et. Kıyamet günü, evet, şimdi e, sur üflenince kıyametin ne zaman kopacağını Allah biliyor. E, o, şu tarihte diyemiyoruz. Ama alametler var peygamberimiz onları büyük alametler, küçük alametler diye. Küçük, ala, küçük alametler hepsi var. Büyük alametler güneş batıdan doğacak. İşte efendim şöyle olacak, böylecek. Şurada bir kara parçası batacak falan. Onlar da henüz olmadı. Ee, ama ama zamanın sonundayız. Neden? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile ahir zaman peygamberi. Zaman sona ermiş. Evet dünya hayatı sonun, son dilimindeyiz. Peygamber son peygamber. Onun için bundan sonra peygamber gelmeyecek. İşin sonundayız ama şu sene diyemiyoruz. İşte bu sur üflenince her şey ölecek. Ondan sonra e, bir sürü daha üflenecek. E, herkes bulunduğu yerden kalkacaklar. O mahşer dediğimiz toplantı yerine gelecek insanlar. Öyle diyor peygamberimiz. Tuhşarûne Siz haşrolunursunuz yevmel kıyameti kabirlerinizden kalktığınız zaman kıyamet günü haşrolunursunuz. Hufaten Evet. Evet. Yani ayakkabısız, çıplak ayaklı Uratan evet üstünüzde elbise de yok çıplak evet çıplak ayakkabınız yok üstünüzde elbise de yok lәsiyәbә aleyhim evet hiçbir nüzürde elbise de yok hepiniz ari çıplaksınız evet evet bir de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi de var şimdi bunlar hep böyle Efendimiz sözlerinde bir, şey haber vereceğiz ki mesele neymiş? İnnel meyyite yub'atü fî siyâbihi illetî yemûtü fîhâ Ölü hangi elbise içinde ölmüşse o elbiseyle olunur, diriltilir. E burada çırak çıplak diyor. Şimdi anlatacağız. Hadisin aşı gelecek. Hangi elbise içinde ölmüşse ölü o şekilde diriltilir. Evet. E ee, siz kıyamet günü açıklayacağız bunları efendim. Kıyamet günü siz yalın ayak geleceksiniz ve ee, çıplak geleceksiniz. Ural evet sünnetsiz. Sünnetsiz olacaksınız. Sünnetsiz olacaksınız. Gayru Sünnet sünnetsiz olacaksınız. Evet. Ee, Buhari'de Kara keme bedena evvela halgün nu'idu. Evet biz e, yarat, ilk yarattığımız gibi sizi iade edeceğiz. Ayette var böyle. Şimdi açıklayacağız bunlar efendim. Evet. E, şimdi e, bu konuda e, insanlar e, Abdülber diyor ki insanlar çıplak olarak haşrolunacaklar, kabirlerinden kalkacaklar e, ve e, ee, o mahşerini toplandıkları zaman e, giydir, giydirilecekler. Mahşer yerinde giydirilecekler. Ama kabirlerinden kalkanca çıplak olacaklar. Mahşerine geldiklerinde giydirilecekler. Ve evvelü ben yeksi yükse İbrahimül Halilü o mahşer yerinde e, peygamberlerden e, İbrahim Aleyhisselam Halil İbrahim Aleyhisselam ilk giydirilecek olandır. İlk giydirilecek olandır. Hocam öyle diyorsun ama peygamberimiz bütün peygamberlerin efendisi kumutanı değil mi? Neden o? <laughs> ya, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bütün peygamberle verilen özellikler verilmiş. Hepsinden üstün peygamberimiz ama e, efendimize verilen şeylerden bu bu, ya, bu o ne? Hayır efendim. Orada peygamberler içinde peygamberimiz efendimizden sonra İlk giydirilecek olan İbrahim Halilur Evet, neden o? Ee, şimdi e, biliyorsunuz şey ateşe atıldı ya. Evet. Evet, e, ateşe atıldığı zaman e, çıplaktı. Ateşe atıldı. Küni berden ve Allah da ateşe emretti. Serin ol, yakma İbrahim'imi, benim dostumu dedi. Ateş yakmadı onu biliyorsunuz ya. Onun için ilk giydirilecek olanlar Evet o. Evet. peygamberimize üstünlüğün değil bu. o İbrahim Aleyhisselam özelliğini gösteriyor. Diğer peygamberlere göre. Efendim. Evet. E, Teala Üksü İbrahim Halîlim Allah Zülder Hazretleri görevlilere Halil'im dostum İbrahim'i giydirin buyurur. Evet. Neden? Niye aleme? Ennasu fallahu. İnsanlar onun benim dostumu, halilim olduğunu görsünler, anlasınlar. Sümme yüksen nasu. Sonra diğer insanlar giydirilirler. Ala kadril amali. Amellerine göre giydirilirler. Amellerine göre giydirilirler. İhlasına göre giydirilirler. Demek ki ihlas yoksa yoksa orada da kepaz olacağız. Yani kepaz olacak insanlar. Allah bizi kepaze etmesin de amellerimiz güzel eylesin de ayıplarımızı teşhir etmesin de başkasına. Evet bu hadis-i şerifi de e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Muaviye'nin babası, babasından nakletmişler. Tuhşerûne hâhûne hufâten müşâten. Aynı hadisin devamı gibi. Evet e, siz yalın ayak e, ve e, çıplak e, çıplak olarak yalın ayak veya yerde sürünerekten müşaaten geleceksiniz ve rubbenle bazınız da binitli olacak binitli olacak evet insanlar üç şey olarak haşrolunurlar evet selam selam rahibine rahibine evet böyle bir rabette korkulu vazette ve bazı bazı binitli olarak e, olacak falan diye hadis-i şerifler de var. E, böyle gelecekler. Ve ala vucuhu ve Şimdi siz e, kimisi yaya olarak, kimisi binitli olarak geleceksiniz. Ayaklar çıplak falan. Ve ala yüzlerinizde de e, var. Evet. Yüzlerinizde de var diyor. fidamın e, Evet, ayımızda e, ayınızda konuşamayacak, ayağınız kapalı, tikili. Evet, ağzınızı kapalı olarak, evet böyle e, geleceksiniz kıyamet gününde. Öbür hadiste de geçmişti. Konuşamayacaksınız, konuşamayacaksınız. Evet, e, çıplak, yay olarak da geleceksiniz. Kimisi bilinçli olarak gelecek ama konuşamayacaksınız. Ayaklarınız kapalı, e, ağızlarınız kapalı olacak. Ve inne evveleme yu'rabu yu'ribu an ahadikum fahzuhu. Orada demin kadiste de geçmişti. İlk konuşacak olan sizin uyluğunuzdur. Uyluk, uyluk. Ayak diye bunda evet geçmişti. Uyluğunuz konuşacak. İlk konuşan o olacak. Ee, diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Allah o günlerde rezil olma bizi etmesin. Onun için işte bu hadisleri duyacağız. Bu hadisleri e, hayatımızın her nafasında e, kendimize rehber edineceğiz. En uşak teferruatla sağla yiyeceğiz, sağla içeceğiz. Bismillah demeden hiçbir şey yapmayacağız. Besmelesiz eve girmeyeceğiz, besmele çıkmayacağız, haram yemeyeceğiz, harama bakmayacağız. Hulasa Kur'an emirlerine uyacağız, Peygamber sünnetine uyacağız. Bu haber verilen... E, durumlara düşmeyeceğiz. Düşmeyeceğiz. Ama insanlar böyle olacak. Efendimiz haber veriyor. Bu hadisleri biz de size okuyoruz ki hazırlıklı olalım diye. Hazırlı olayım, olalım diye. Evet. Tuhfetül mümini el mevtü. Evet. Şimdi hep korkulu şeylerden bahsettik. Şimdi de diyor ki müminin mümine diyor ilk armağan el mevtü ölümdür. Ölümdür. Evet, güzel yaşamış, tertemiz hayatı var. Allah imanı kamil, ahlakı güzel, Efendimiz'i örnek almış, Allah emrini tutmuş, tertemiz bir hayatı var. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin, ya sahabi kiram ki daha sonralarda var yani böyle güzel insanlar. Güzel insanlar. Evet şimdi Bunlar için ölüm Allah'ın onlara ilk hediyesidir, armağanıdır. Neden? <laughs> Dünya sıkıntı yeri yahu. <laughs> Su bulamazsan susuzluktan çatlarsın. Sıcak bulamazsan kışın soğuktan derdin olur. Yazın da serin bulamazsan sıcaktan yanarsın. Dünya sıkıntı yeri. Alamadım veremedim bir oldu bu oldu. Ama böyle güzel mümin... Allah'ın emirlerini dünyadaki her şeye rağmen Allah'ın emirlerini tutmuş, peygamber sünnetine uymuş. Ölüm onun için ona hediyedir. Hediyedir. Evet öyle diyor güzel peygamberimiz. Kabir, Ravzatun min riyazil cenne. cennet bahçenin bir bahçe, ev hufretun min huferin niram, cehennem çukurlarından da bir çukurdur. Öldüğü zaman daha daha melekler selam dururlar. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin diye hiç sıkıntı yok. Evet böyle Allah bize böyle akıbet nasip etsin. Ümmet-i Muhammed'e böyle böyle olacak şekilde hareket etme imkanı lütfesin Cenab-ı Hak. Ölüm mümine ilk hediyedir. Bu dünya sıkıntılarını kurtulur. Böyle zevk-i sefa ebedi saadet içinde kabre bu ilk şeydir. Evet. Ee, bu kabir ölüm işte onun için ilk hediyedir daha o cennetteki hediyeler o sayılıp sayılamayacak kadar çok evet ee, ilk hediyesi ölümdür kurtulur dünya sıkıntılarından safa sürer onun için evet şimdi tabi biz tabi e, yaptığımız şeyleri size e, toplum olarak bazı eksiklerimizi mümin kardeşlerimize duyurmak istiyoruz. Mesela bir adam vefat ediyor. 2-3 gün bekletiyorlar. Bilmem neredeki gelecek, bilmem neredeki gelecek. Etme güzel kardeşim. Adam güzelse, adam güzelse bir ver o güzellikleri. Orada güzellikler dünyada o ne olacak dünyanın güzelliği? Bak diyor ölüm ilk hediyedir ona diyor. Bir an evvel gitsin adam oraya. Adam böyle ne tutuyorsun burada? çikinse de kötüyse de onun üstüne lanet yağıyor. O lanetten sen de pay, şey hissedar oluyorsun. Senin sen de etrafını toplanıyorsun. Sana da geliyor. Bir an evvel kurtul ondan. Onun için e, cenazeyi bekletmek doğru olmaz. Cenazeyi bekletmek doğru olmaz. Hemen en kısa zamanda defnetmek lazım. Evet, defnetmek lazım. Bir de e, ölülerimizi iyi insanlar yanına gömmeye çalışalım. Çünkü cennet bahçelerinde olanlar safa sürecekler. Ama cehennem çukurunda olanlar sabah akşam bağıracaklar. Onların bağırdıklarını görenler var. Dünya hayatı. Biz öyle adamlarla konuştuk. Elhamdülillah nasip oldu. Buradan çabuk kaçalım dedi. Çok kokuyor bu adam dedi. Çok bağırıyor dedi. Etme yahu dedi bu adam büyük adam. Söylemiyorum adamı. Ama bunu işte öyle adamdı o. Oradakinin halini gördü. Sonra anlattı neden böyle diye onun anlattığı baktım ya adam doğru söylüyor. Allah bize o durumları düşürmesin. Şimdiden bu hadislere kulak vererekten kendine şekil düzen veren o ahiret için, ebedi alem için hazırlananlardan eylesin inşallah. Evet ölüm diyor işte böyle şeydir. İlk hediyedir. Kurtulur dünya sıkıntılarından. Dünya sıkıntılarından kurtulur ve onun için de böyle güzel insanları bekletmemek lazım. Kötülerden kurtulmak için bekletmemek lazım. Evet. Evet. <laughs> Bu hadis-i şerifi de Tıbarani Hakim Müskeğinde Abdullah bin Amr bin As'tan keza Cabir Hazretlerinden e, nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerle bizleri nail eylesin inşallah. Peki şimdi e, tekrar ediyorum. İnşallah Pazartesi günü 18.30'da 6.30'da buçukta e, bir cüz Kur'an okuyacağız. Peygamber sünnetlerine uygun olarak Kur'an okuyun Ramazan'da buyuruyor ya. Bir cüz Kur'an okuyacağız. Ondan sonra da ben gene size Ramazan'dan, oruçtan, zekattan ayrıca bahsedeceğim ve hadisleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi sorularınıza cevap veriyorum. Sorularınıza cevap veriyorum inşallah. Evet. Zülkifl Elyasa aleyhisselamların kabirleri Diyarbakır'ın Egil ilçesinde bulunduğunu söylüyorlar. Doğru mudur? Efendim e, peygamberlerin kabirlerinin sabit olduğu kesin bir kere peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, diğer peygamberlerin kabirleri hakkında ala rivayetin ala rivayetin evet e, ala rivayetin ama böyle kanun iki kere iki dört eder gibi bir madde yok da salih kullar evliyaullah biliyorlar bunları tabii bu e, Zülkifli İsa'nın Diyarbakır'ın Eyl ilçesinde olduğuna dair eskiden beri böyle bir şey varsa demek ki böyle büyük zatlar onları keşfetmişler kabir keşfi var arz ettim size evet e, yatanın cennette ve cehennemde olduğunu söyleyen adamla ben de buluştum elhamdülillah bu dediği kazanmış dedi nereden kazanmış dedim şuradan kazanmış dedi. Bir kadın doğru söylüyor. Evet, için için kusursuz insan yok ya. Evet ama şu şuradan kaybetmiş. Evet böyle insanlar var. O işte bunların şeysi yani sen e, bunlara şey etme, karşı koyma ama kesin olarak iki kere iki dört eder gibi e, efendimizin kabri saadeti kesin. Ötekiler ala rivayetin ve evet, ala rivayetin ben karşı ol sen onları ziyarete git. Zaten orada olmasa bile onların ruhuna varıyor. Onları ziyaret sevabını alıyorsun sen. Evet, ilerden beri böyle gelen şeyler de böyle. Yanlış bir şey değilse, ki yanlış değil. Evet, korona virüsü aşısı vurulmak orucu bozar mı? Efendim geçen sefer de söyledim. Ee, şimdi e, ben İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre e, konuşuyorum. Ee, İslam hukukun temel kaynağı Mepsut'ta 3. ciltte 217 sayfa. Oraya bakabilirsiniz efendim. Ee, gene benim hocam Ömer Nasuhi Bilmen'dir. Ömer Nasuhi Bilmen büyük İslam ilmi haline de bakabilirsiniz. Daha bu kitaplara da bakabilirsiniz. Ben i̇mam Azam'a göre konuşuyorum. Başka imamlara bir şey demiyorum. onun onu imamların, başka imamların sözüne göre e, fetva veren olabilir. Ben onlara bir şey demiyorum. Ben e, İmam-ı Azam Hazretleri yani şimdi bir konuda e, birkaç kavil varsa, birkaç söz varsa garantili olanı yapmak da prensip olarak e, böyle mefsukta da yazıyor. Prensip ihtilafsız olanı yapmaktır diyor. Ben de İmam-ı Azam'ınkini söylüyorum. İmam-ı Azam'a göre e, evet el-fıtru minme dahal içeri giren şeyden dolayı oruç bozulur. Ee, dışarı çıkan şeyden dolayı e, abdest gerekir bu genel prensiptir elimizde olmayan bir şeyden mesela hava da geliyor elimizde değil evet ağzımızdaki tükrü yutuyoruz o da elimizde değil bunlar elimizde olan bir şey dışarıdan iç, iç, içeri giren bir şey bozar dışarı çıkan bir şey orucu bozar ama bu kefareti icap ettirir mi e, kaza mı gerektirir meselesi ayrı ama orucu bazar İmam-ı Azam Hazretlerine göre. Mesela bu dediğimiz e, koronavirüs açısı tedavi maksadıyla mı oluyor başka maksatla mı? Gıda maksadıyla tedavi maksadıyla olursa kaza ve kefaret lazım gelir. Böyle değilse mesela e, kabuklu ceviz yutulmaz. E, Kitaplarda bu e, yenmesi adet değildir. Bir adam ceviz yutsa ona oruç bozulur. Ama kaza lazım gelir çünkü adet değil bir şey değil. Ha bunun gibi mesela ee, evet ee, bu e, tedavi, yani, doktupta belli tedavi maksadıyla oluyorsa çünkü iğneyle hiç emek yemek yemeden e, su içmeden ye, yaşayanlar var dünyada iğne yoluyla yapıyor. İğne o Ömer nasıl bilmen hocanın kitabında da yazıyor. Bakabilirsiniz. Ama bak şey derseniz mefsut 30 cilt. Onun e, üçüncü cildinde 217 sayfasına bakabilirsiniz. Ben oralara onu tercüme ettim. E, hocamın da önünde talebesiyim. Ömer nasıl de öyle söylüyor. İğne orucu bozar diyor. E, biz de içeri giren şey orucu bozar diyoruz. Başka bir karışmıyorum efendim. E, şimdi ben e, imam ağzımı dinleyecekseniz e, o gün başka türlü aşı yapmak gibi gece e, oruçtan evvel gündüz akşam gece yapmak mümkün değilse o gün oruca niyet etmeyin. Ramazan'da or, aşı sıra sıra gelirse orca niyet etmeyin. Bilahare kaza edersiniz. Çünkü burada bir salgın hastalık var, zaruret var. O gün oruç tutmayın. orcu ee, orucu bozmayın. Yani iğne, aşınızı öyle yaptırın. İmam hazıma göre ben şeyim bu. Ama siz bilirsiniz tabi Bunu bu şekilde söylüyorum efendim. Evet. Türkiye'de bazı gayrimüslimlere ait ibadet ibadethanelere girişte resmi kurumlar yerine bizzat manastır veya ibadethane giriş ücreti talep ediyor. Bu ücreti vererek buralara girmek doğru mudur? <laughs> evet. Ee, i̇badethane kilise de ne yaptın arkadaş? <laughs> Niye para veriyorsun ya? Olur mu? Doğru değil. Ama ben ilim adamıyım. Ee, papazın ne yaptığını. Bugün öğreneceğim? Size bilgi vereceğim. Görevim bu. Ben girerim. İlim adamıyım çünkü. Ama sen niye gideceksin kiliseye? Niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Niye para veriyorsun oraya? Para ver. Kesinlikle doğru değil. Evet. Kesinlikle doğru değil. Evet. Biz yani kıyas yapmak ve Müslümanlığın üstünlüğünü göstermek için evet ben ayine katıldım ee, Fransa'da. Ayine katıldım. Ne yapıyorlar bunlar falan diye İran'da da o 10 Muharrem'de o Hazreti Ebubekir'e Ömer'e Osman'a sövüyorlar adamlar lanet okuyorlar onların arasında da bulundum <laughs> yani ne yapıyorlar öğrenmem lazım ben ilim adamıyım sizi uyaracağım Şunlar şöyle yapıyor bunlar böyle yapıyor diye Benim ben onlar bu maksatla giderim öğrenirim ama sen gitmeyeceksin çünkü sen bu an bu işlerin adamı değilsin evet oraya gitmeyeceksin efendim. Evet, İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisiyim, ee, okulumuzda bazı hocalar var, kendi aklımız ile doğru yolu bulabileceğimizi mezhepleri hiç reddetmeye çalışan, sadece Kur'an'ı rehber edinip sünneti reddeden hocalar bunlar. Bu, bu hocalar kaderin anlamını çarptırarak arkadaşlarımın aklına giriyorlar. Böyle hocalara karşı nasıl tavır almalı? Derse girerken verdikleri selam aranmalı mı? Efendim, ben Müslümanım diyen, cemaatle namaz kılayan adamı kafir diyemeyiz. Ama fikirler yanlış olabilir. Kıbrıya dönüp cemaatle namaz kılan kafir diyemez. Kesinlikle diyemeyiz. E, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abduhu Resulü diyene kafir diyemeyiz. İnkar etmedikçe yorum yapıyor mesela sapıtabilir. Şimdi efendim e, Kur'an'ı okuyup e, sünnete ne gerek yok demek bu e, batırların e, papazların oyunudur. Tanzimat döneminde de aynı şeyi yapmışlar. İslam alemini darmadağın etmişler. Ama Türkiye'yi darmadağın edemiyorlar. Çünkü Türkler 1926'da Karahanlar döneminde toptan Müslüman olmuşlar. ehl Sünnet itikadı ve Hanefi mezhebi üzere Üniversitelerde böyle ders okunmuş. Hepsi bu samimiyetle bu yola girmişler. İmam Azam o devrin adamıdır. İmam Buhari o da o çok büyük alimler yetişmiş. <laughs> çok samimi insanlar topluluk olarak. Selçuklar döneminde de işte sizin filmi var. Filminde de diyor bizim tek derdimiz diyor Allah'ın adaletini e, yeryüzüne hakim kılmak, zulmü önlemek diyor adam. Bütün öyle diyor bu konuda diyor, her şeyi feda ederim diyor. Böyle samimi Müslüman olmuşlar. Melikşah döneminde de, Selçuklular döneminde de el Sünnet itikadı ve Hanefi mezhebi're e, kitaplar okunmuş. Osmanlılar döneminde de onun için bu el Sünnet itikadı Kur'an, sünnet, icma, kıyas dört esas üzerinde bu din hükümler bundan çıkarılır. Bunu e, bizim şeyimiz olmuş bu. Hep söylüyorum. Deneamız olmuş, atasözümüz olmuş, deyimlerimiz olmuş. Acele işe şeytan karışır. Hadistir efendim. <laughs> Bunu bir türlü bozamıyorlar. Bir türlü bozamıyorlar. 1100 sene böyle eğitim görmüşüz. Örf adet haline gelmiş. Sarhoşumuz, sarhoşumuz bile düştüğü zaman ben şahit oldum efendim. Bir düğün alayı geçerken bir sarhoş yanımda ahırlar vardı o zaman. Şimdi tazcih sık yok diye benim çocukluğum zamanında. Ahıra düştü susamış. <laughs> e, o alaydan kalktı geldi. Ben de çeşmedeydim. Ee, düştü, Allah diye bağırdı sarhoş. Bizim mayamızda böyle iman var. 1100 senelik bir eğitimin sonucu. İşte e, İslam alemi darmadağın etmişler. Fas Tunus, Cezayir'de Müslümanın diyor, hiç bildiği yok. Abdest almayı bile bilmiyor. Başka yerlerde karma karışık. Mesela hep söylüyorum, ben Suriye'de e, bir çöpçüye sordum. Benim işte adıma göre diye fetva vermeye kaldı. Ama bizim memleketimizde bir şey sorar. Arkadaş ben hoca değilim, hocaya soralım der. Onlar da o da yok. Kanlı kafama göre diyor. Oraları darmadağın etmişler ama öyle diyor. Amerika'da papazlar toplantısında e, karar almışlar. Biz de o tutanakları e, oğlum vasıtasıyla elde ettik. Orada diyor ki biz İslam alemini darmadağın ettik ama Türkiye'yi bozamıyoruz. Bozamıyoruz. E, bir sarhoşun yanında diyor Muhammed'e sövseniz seni öldürür diyor. Hakikaten öyledir. Öyledir. E, bir de diyor ki onun için çaresini bulduk arkadaşlar diyor. Bundan sonra diyor, e, sünnetin zamanı geçti. Zaten sonradan toplanmış. Aslı yoktur. Efendim, icma dönemi geçti. İmam Azam dönemi geçti. İmam Şafii dönemi geçti. Bunlar eski adamlar. Şimdi teknoloji ilerledi. Kültür yükseldi. insanların seviyesi yükseldi. E, Kur'an'ın tercüme edeceğiz. Herkes tercümeyi okuyacak. Kendi anladığı şekilde İslam yaşayacak. Halbuki İslam'ın Kur'an, sünnet, icma, kıyas diye dört esasa göre hükümler çıkarılır. Bunu darmadağın edince camide toplu halde namaz kılamazsınız. Araplar o hale geldi şimdi. Darmadağını koydular. Onun için işgal ediyor kafirler. Ama Türk milleti bin yüz sene böyle eğitim gördüğü için bunu bir tür şey edemiyorlar. Şimdi bunun için tazimat döneminde Tanzimat döneminde bu yolla şey etmişler, propaganda propagandaya barışlamışlar. Tevfik büyük şair. Ee, ben bunu hocam Hasan Başçantay hocamdı. Onun kabrini evinde ziyarete gittim. Bayezid'in orada evi vardı. E, hasta yatağında ki bir hafta sonra da vefat etti. Elini öptüm. Oğlum dedi Tevfik ile onun arkadaşı şair arkadaşı e, irtidat etmiş. Namık Kemal Mason, sarhoş. Efendim Musa Kazım Şerif İslam Mason. Böyle bir akıntıya gelmişler. O zaman da işte bu Türklerin bu e, oturmuş olan şeysini bozalım diye. E, o zaman biliyorsunuz Gümüşhane Ahmet Ziyadin Hazretleri e, bugün İstanbul Valiliği olduğu yerde meclise kurmuş. Ve bizim e, 926'da karanlık olduğumuz esaslara göre el sünnet itikadı Hanefi mezhebi üzere alimler yetiştirmiş. 118 tane İran'da, Irak'ta, e, Kahire'de, Mısır'da, şurada, burada her yerde var. Ben de gittim gördüm. Böyle bir e, yönelmiş. Şimdi de aynı şeyi, şimdi de yapıyorlar. E, İmam Azam Ortaçav adamı. Şey, öyle profesörlere karşı biz. Ben diyor Amerika'ya gittim, Avrupa'ya gittim. İngilizce biliyorum, Fransızca biliyorum, Almanca biliyorum. İmam Azam dil bilmiyor. Ortaçav adamı. Ben onların üstüm havasında. Kur'an'ı kendine göre... E, mana vermeye kalkıyor. Oturmuş olan bu 1100 senelik sistemi yıkmaya çalışıyor. Darmadağın edecekler. Bunlar tamamen papazların propagandasıdır. Bizim yolumuz Kur'an yolu, sünnet yolu, icma yolu, kıyas yoludur. Neden? Güzel kardeşim. Ben avukatlık yaptım bakın. iki fakülte bitirdim. Şimdi kanunlarımız Türkçedir. Anayasa Türkçedir. Ceza kanun Türkçedir. Ticaret kanun Türkçedir. Meden kanun Türkçedir. Şimdi borçlar kan Türkçedir. Ama sen bir ihtilafın olduğu zaman ben Türk'üm, Türkçe biliyorum. Kan okuyor. Gidip de hakim bey burada böyle yazıyor. Bunu benim bir şey falan dinleme hakim seni. O maddenin anlaşılması lazım gelen bir şeysi var. Değil mi? Onun için avukata gidersin. Evet. Kur'an'ı da e, herkes bilemez. Biz bilemediği için Muhammed Aleyhisselam bize açıklamış. Peygamberin yanında bulunamadık biz. Sahabiler bunu açıklıyor. İcma işte hepsinin verdiği karar, ortak karar. Onları da hepsini bilemiyoruz biz. İmam-ı Azam İmam Şafii gibi alimler bunları öğrenmişler. Onlar bize öğretiyorlar. Hepimiz bunları nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Ha, bunları yıkarsanız e, İslam dağınık olur. Cemaatten yan yana gelemeyiz. E, sonra anlayamayız da dediğim gibi. Hadi ben Hakim Bey ben kanunu böyle anladım. Böyle yap desen hakim seni Bakırköy'e gönderir. Kaçak bu diye. Ağlı kaçık diye. Evet aynı şey. Evet her şeyin bir ilim, adamı var. Uzmanı var. Ondan dolayı gece gündüz süper akıllı İmam-ı Azam dahi adam. Gece gündüz bunda öğrenmiş. Ne kavgalar, münakaşalar olmuş. İmam-ı Azam'sın demişler ona. Kendi koymamış o adı. En büyük imam sensin demişler. Cekasından, ilminin şeysinden dolayı. Böyle İmam Şafi de kolay seçilmemiş. Yani böyle ne, neler çıkmış neler çıkmış. Evet bunlar rayına oturmuş. Bu oturmuş olan sistemi bozup darmadağın etmek istiyorlar. Sonra şunu da söyleyeyim. Tevhif Kiklet sonra çok pişman olmuş. Hasan Basçantay hocamızın ağzından dinledim. Allah rahmet eylesin. Aylarca ağladı oğlum diyor. Aylarca ne yapmışım ben diye. Sonra Kıbrıs'a gittim ben. Namık Kemal de orada penceresi kapısı olmayan yerde zindanda çile doldurmuş. Mehmet Akif de bir ara kapılmış. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz filan diyor ya. İşte o dönemler ondan sonra da çok pişman olmuş Mısır'a gitmiş. Mısır'da o da çile doldurmuş sonra yaptıklarını ödemiş çok büyük evliya Mehmet Akif Ersoy. Efendim böyle Evet bu bunlar tamamen papazların propagandasıdır. Bizi darmadağın edip işte Araplar yan yana gelemiyorlar. Her kafadan bir ses çıkıyor. Grup grup hepsi de onun için bu birliği dağıtınca da kafirler gelip onları işgal ediyorlar. Bizim tek İslam'ın kalesi olarak Türkiye kaldı. Türkiye'de böyle bozup e, darmadağın etmek istiyorlar. Bu akıntıya kapılan kimseler de kimseler de maalesef e, işin aslını bilmiyorlar. Ee, onlara alet oluyorlar bizim yolumuz güzel yol güzel kardeşim Kur'an Kur'an'ı sünnete bakacağız açıklayız tefsiridir sünneti bilene bakacağız sahabiler bakacağız sahabil bilen kime bakacağız Ebu Hanife'ye bakacağız onun gibi imamlara bakacağız ondan sonra ha, ondan sonra senin varsa aklını şeysin. zaten ben e, çok kafirden e, Avrupa'da Amerika'da e, Yahudi profesörden duydum bir ateist profesörden duydum efendim. Ee, bu Ebu bir nasıl adam yahu diyor. Kimsenin düşünemediği şeyi kanun haline koymuş yav diyor. Müthiş bir şeymiş bilen diyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfu ona. Bu akıl işi değil diyor. Bulunamaz diyor. Evet e, benim bir hocam e, İslam hukukuna inanmıyordu. E, benim doktora hocam e, ve de işte tam layık öyle hiç camiye gitmez sarhoş ve İslam Azim'i diyor ki doktora yapacağım dedim gel dedi. E, sonra şu konular e, bir imtihan etti Fransa'dan Arapça'dan ettiler. Kazandım. Şu konuyu dedi hazırlı gel 3 ay sonra yanıma gel dedi. Gittim. Geldi kendi geldi. Ben gitmedim. Kendi geldi. Yahu dedi ben sana neye peki dedim biliyor musun dedi. Ben İslam hukukuna inanmıyordum dedi. Şimdi koskoca İslam Azim'i sana hayır demek şey geldi bana dedi. Ne olsa bir şey bulamaz diye He dedim dedi. Ne olsa 3 ay sonra bir şey bulamadım bıraktım der diye dedim. Ama şimdi anladım ki dedi İslam hukuku Batı hukukundan çok üstün. Batı hukukundan çok üstün. Bir gecede değişti adam. Bir gece değişti. Bizim mayamız sağlam çünkü. Bizim mayamız sağlam. Bir gecede de 180 derece değişti adam. Ben bunu Avrupa'da da duydum. Amerika'da da duydum böyle ateist profesörlerden. Ama hidayet Allah'ın bir şeysi. E adam bunu bildiği halde Ebu Cehil de öyle diyor. Peygamberimizin başına bu taşla ezmek istemiş böyle tefekkür halindeyken sokakta giderken böyle dişini sıkmış tam kafasına vuracak. Allah Allah seni Habibim e, insanlardan koruyor. Vallahu yasım hükümünün nas Kur'an'da ayet. insanlardan koruyacak diye ayet var. Hiç ona kafasını ezdirir mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kafasını vuracağını kendi kafasını vurmuş. Dişini sıkmış. Canı çok yanmış. Efendim bilimsel kaynaklar yazıyor. Ebu Cehil dahi insan. Ama kibrinden, gururundan, hasedinden aklı çalışmıyor. Peygamberin parası yok, bir şeysi yok. Peygamber olacaksa ben olacağım diyor. Zengin adamın diyor. Kureyş'in inleri gelen adamıyım. Efendim kafasını ilince canı çok yanmış. Çünkü dişini sıkmış vurmuş. Aynı sözü şu efendim. Bilimsel kaynak yazıyor. Biliyorum peygambersin ama inanmayacağım diyor. <laughs> Böyle batıda gördüğüm şeyler de evet Yahudi hala Yahudi. Ama diyor ki bu Ebu Hanife diyor müthiş adam ya diyor. Bu insan kafası yapamaz bunu diyor. Ben kulağımda duymuşum efendim. Şimdi bu gibi şeyleri hele işte herkes Kur'an'ın tercümesini okusun diyen çok gafil. Hadi bakayım gel senin karşımda kur, e, Türkçe kanunların bir maddesini oku da bu maddede şu anlaşılıyor diye bakıyorum. Halbuki o maddenin bir anlamı var. Vermek istediği bir mana var. Onu ancak kokuçular bilir değil mi? Hatta profesörler bir birini yiyor biliyor. Sen yalnız atıyorsun, at, atıyorsun diyor. Öteki karşı çıkıyor. Sen nereden bileceksin güzel kadın? Her şeyin uzmanı bu işi bilir. İşte o uzmanlar İmam Azam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik bin Benez, İmam Ahmed bin Muhammed. Bu dört şeklinde İslam halinde oturmuş. Bu uzmanlar bunlar. Yoksa anlay anlamıyorsun, anlayamıyorsun. Anladığımı zannediyorsun, anlayamıyorsun. Yanlış yollara yani. Yanlış yolda. Bu tamamen papazların gizli aldıkları kararlarının Türk insanını darmadağın etmek için Araplar yaptığı gibi oyunlarıdır. Güzel kardeşim, sen atalarımızın yolları çok güzel. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Yol bu yol işte. Ehl-i sünnet yolu. Evet, ehl-i sünnet yolu. Ee, şimdi e, 650 bin hadis biliyor İmam Buhari. Hiç böyle 650 bin hadisi kim söyledi, kim söyledi, kim söyledi ha, söyleyenlerin hayatının, gece hayatını bilecek kadar da bilgi sahibi. Kim böyle adam çıkabiliyor mu şimdi? Nerede var öyle? Nerede var öyle? Biz de üniversitede çok böyle imtihanlara girdik, profesörlerle kavga ettik, tartıştık. Nerede öyle adam? Yani bunlar oturmuş böyle, rastgele oturmuş değil güzel kardeşim ne kavgalar olmuş, ne münakaşalar olmuş. Rayna oturmuş. Tamamen Batılıların, papazların işesi bu. Ee, propagandası bu. Yapmak istedikleri Türk halkını darmadan edip birbirine düşürmek, İslam birliğini dağıtmak için bu. Sakın bunlara şey etmeyelim efendim. Sakın bunlara kulak asmayalım. Bizim atamlarımız güzel yolumuzu seçmişler. O yolda devam edelim. Y yan komşum arsasına kavak ektiğim ve bundan dolayı ben de arsamı başka bir şey ekemeyeceğim için kavak ekmek zorunda kaldım. Diğer taraftaki komşum da kendi arsasındaki fidanlığa gölge ediyor diye istemiyor ve ahirette görüşeceğiz diyor. Bu konuda benim halim ne var mı diyor. Mülkümüzde mülkümüzde Komşumuza zarar vermemek üzere tasarruf hakkı mülk sahibinindir. Ağaç dikebiliriz ama ağacımızın dalı komşumuzun asasını geçemez. O dalı orada kesebilir. Hukuk açısından, İslam şeriatı açısından ama benim bahçeme diktiğim ağaç eee engel olamaz. Bu böyle <laughs> çok da şey olma herkes malını istediği gibi komşusuna zarar vermeyecek şekilde zarar vermeyecek şekilde kurabilir. O ağaç zararlı mı ya? Benim de e, yani e, yazlığım var Tekirdağ'ında. Etrafına ağaç diktim hemen. Bahçede rahat oturalım diye. Çünkü biz Müslümanız. Evdeki insanlar rahat otursun bahçede diye, sıcakta diye. Sık ağaç diktim böyle. E, sarmaşık diktim diplerine ağaç diktim. E, üst komşumun kaçak üç katı var. Beni Ankara'ya kadar şikayet etti. <laughs> Ee, ağ ağ ağaçlarımı kestin. Benim diyor manzaramı engelliyor bu diyor. Ya ağaç kesilir mi? Yok. <laughs> Sen dedik kardeşim. Evet bu e, kötü bir niyet olmamak kaydıyla böyle e, yasal e, dini haklarını çiğnememek kaydıyla herkes mültüğünde e, kanunlara aykırı olmamak kaydıyla istediği gibi tasarrufta bulunabilir güzel kardeşim. Evet Evet. Yani şimdi bir daha anlatayım efendim. Şimdi benim kirada duruyorum İstanbul'a ilk geldiğim zaman e, camide kedi beslemek sünnettir. Kedi şöyle diyor. O hadisler geldi. Eve gelirken yastıktan sonra vaz ediyoruz. Eve gelirken peşime bir kedi takıldı. Bizim komşu da hayvan has şeysi delisi. hayvan gördü mü? Çıldırıyor. Aynı apartmanda bir komşumuz koluyorum kediyi yine geliyor koluyor ha bunda dedim bir hikmet var kediyi aldım içeriye kediyi aldım içeriye ondan sonra banyoya götürdüm buruya toprak koydum e, Kıvranmaya başlayınca e, ondan sonra çıkardım onu e, önündeki evin bahçemizin önündeki e, kalorifer e, köşesinin e, kömür tozlarını olduğu yere götürdüm. Kakısını etlik ettirdim. Bir defa da öğrendi. Ne zaman kıvransa götürüyordum. Götürmediğim zaman banyo bir tenekeye şey koydum. Toprak koydum öyle yapıyordu. Şimdi e, e, kedi düşmanı olan, e, hayvan düşmanı olan komşumuz da öyle kedi ki, ya böyle kedi. Mutfağa girmiyor. Mutfağa girmiyor. Yiyecek içecek var ya. Evet. E, bizim yanımızdan ayrılmıyor ama sofraya oturduğu mu Odamıza girmiyor kedi. Bunu gördü. O da kedi hayvanı oldu. Evet, böyle insanları e, şey fitne çıkarmamak kaydıyla e, makul olan yola alıştırmak lazım efendim. Evet, bunu arz ediyorum bu komşuluk meselelerinde Evet, e, böyle bunu dikkat etmek lazım. Allah celle Celal insanlara cehenneme gideceğini bildiği halde neden imtihana sokar diye soranlar var. <laughs> la yus'alu amma yef'al ve hum Allah her şeyi yaratmış güzel kardeşim. Bir damla sudan çakır gözlü olan çıkıyor, sarışın olan çıkıyor, esmer olan çıkıyor, siyah olan çıkıyor, kız çıkıyor, olan çıkıyor. Bir damla su. Bu düzeni kim koydu? Şu güneşe, aya bak. Bir sistem var ya. Bir sistem var. bir, 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 bir filan dikiyorsun o filandan şu ağaç meyve çıkıyor şu me kim koydu bu dünyayı? Allah var yaratmış. Yaradan Allah da her şeyi düzenli sistemini koymuş. Bizi de biz de insanları da e, dünyayı imtihan için göndermiş. E, ama Allah'ın bilgisinin önü yok, arkası yok. Her şeyi biliyor. E, ne yapacağımızı biliyor ama bu bildiğine işte kader deniyor. Bunu kendi yanında şey, mahfuz olan ama biz haberimiz yok. Akıl vermiş, işte bir adam aklını şuraya kullanıyor, meyhane işletiyor. Bir adam şuraya kullanıyor, kumrahane işletiyor. Ama bir adam da gece gündüz çalışıyor, ticaret erbabı oluyor. Halkın ihtiyacını görecek işler yapıyor, zengin oluyor. Ha böyle imtihan dünyası. Bunları biliyor ne yapacağımızı. Yaratmış biz insanları. İman sahibi olursak bütün Allah'ın yanında çok sevgili ve öbür tarafta da böyle. Allah ne yaptıysa ondan sual olunmaz. Her şeyi yerli yerine yaratmış. Evet, güzel insanlar ne diyor? Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Allah bize böyle bir iman versin güzel kardeşim. Bu te, Bu teslimiyeti erdin mi? İşte gel, neysen gel diyor Mevlana. Allah böyle bir şeye ulaşmış. Evet işte bu dar, dar çemberi kırmadık mı işte böyle laflar ediyoruz. Ee, neden böyle, neden böyle? Ya sen Allah'ın dediğine uy, peygamber dediğine uy bak. Ondan sonra nasıl e, karşıma geliyor. Hocam şurayı eksik yaptın. Çok bizim önümüze geçiyorlar biliyor musunuz? Sen hocasın şurayı. Öyle güzel insanlar var. Peygamber'e tam uymuş. Evet işin sırrı da bu. Muhammed Mustafa'ya uyacaksın. En şerefli adam olacaksın öbür alemde de en şerefli insan olacaksın. Ebu Bekir gibi <laughs> önce Allah'a sonra da saman ediyorum demek. Allah üzerine bezene yaratmış demek. Yani bu kullanış tarzlarıyla her şeyi Allah yaratıyor. Her şeyi güzel yaratıyor Allah. Kur'an'da var efendim. Elmalı Hamdi Yazır Hoca'nın ee, tefsirini okuyun. Resmi tefsirdir. Çok güzel tefsirdi. 1936'da basılmış. Onu okuyun efendim. Bu sorular, sorular şey değişecek. Ee, Allah her şeyi güzel yaratmış. Ee, yani ama biz söylerken hani birçok şey gördüm. Allah bunu özene, hepsini özene bezene yapıyor zaten de. Sonradan insanlar değişiyor. Bu bizim kullanış tarzlarımız efendim. Kötü niyet olmadığı için problem yok. Evet. Allah'a kar demek, cehenneme kadar yolun var demek. Bundan hayır efendim, e, güzel yapma sana sanatinde, Allah inkar sanatinde değil de, Allah çok güzel yaratmışsa sanatinde söyleniyorsa, yani söyleme kastı önemli burada. E, cehenneme kadar yolun var demek, yani <laughs> kızdığımız zaman söylüyoruz ya, inkar etmiyoruz. İyi laf değil de, iyi laf değil de, ama böyle şeylerden dolayı hemen kafir diyemeyiz. Allah yok. Bu peygamberin sözü palavra, akıl adamış vesaire bunlar inkarcı insanlar. Böyle değil. Kullanımdan dolayı şeyleri, ufak tefek hataları Cenab-ı Hak affeder inşallah. Evet. Camilerdeki imam odası camiden sayılır mı? Evet. İmam odası camiden sayılır. Çünkü imam odasından imam görünüyor. İmam görünüyor. Ama imam arkasında ee, durmak, e, cemaate eklenmek, esas olan bu sünnet. Fakat dört duvar arasında, imam caminin dört duvarı arasında e, oraya gelmesen sünneti inkâr şey dersin, çiğnersin ama onun onun namazları kabul çünkü o da caminin içinden sayılıyor efendim. Evet, o imamın odasında durmak, cemaat çoksa problem yok, cemaat yoksa iyi değil müezzinler gelip safa ilave olmalar lazım. Evet. Evet bir daha tekrar ediyorum. Pazartesi günü altı buçukta Ramazan'dan bahsedeceğiz. Oruçtan bunları bahsedeceğiz. Sonra bu sorularımıza cevap vereceğiz. Hadisler okuyacağız. Şimdi diyelim cümle günahlarımıza Estağfurullah, 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 Estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim, el kerim, el rahim, el lezi, la ilahe el hayy, el kayyum, ve tuvbu ileyh, Fatiha-i Şerife, Besmele ile beraber, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil alemin, Rabbil alemin, Rahim, 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 Rahim,

يشير صلوات شريفة بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرُ إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم آمِنُ سبحان ربي العلي عَلَى الوهاب Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi sohbetimizi derga özetinde kabul eyle. İndirmiş olduğumuz 30 hatmimizi fetih ve ihlas hatimlerimizi, tevhid hatimlerimizi, kardeşlerimizin indirdiği diğer hatimleri e, istiğfarlarımızı, tesbihlerimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruh-i pakine hediye edip vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. E, sevgisini gönlümüzde dahil eyle. Efendimizin sünnetlerini hayatının her safhasında uygulayan ve din kardeşine de öğreten Efendimizin iki cühanda yüzü ak çıksın dediklerinin olmayı bize nasip eyle tüm peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın ervahını da hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerini bizden nail eyle. Efendimizin ve tüm peygamberlerin ehli beyt, el ashab etvaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervah kutsiyelini hediye edip vasıl eyle. Bil cümle ahirete ithal edin müminat müminatı rahmetul aleyhim ecmain ervahına hediye edik eyle. Şu kuzatın, bu aziz vatanı e, İslam yurdu hane getirmek için hayır eserler diken ashab-ı hayratın, arkasından Fatiha e okuyacak kimsedi karmamış garip ümmilerin, bu hatimleri indirenlerin, bu şeyleri, tevhidleri çekenlerin, göndermek istedik kişilerin ruhuna başta olmak üzere, tüm geçmişlerimizin ruhuna ve kendisine feyiz aldığımız, ilim hasretliğimiz uçsazlarımızın ruhu başta olmak üzere, sohbetimize katılan kardeşlerimizin geçmişten ruhunun bahşi olmak üzere hediye edik vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve kabardar ile, Makamlarını âli, derecen de yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasena tebdil eyle. Ya Rabbi ayıplarımızı ört, setre eyle. Günahlarımızı affeyle. Ya ilahel alimin bizi salihlerden eyle. Hakkı gördüğü zaman hakka teslim olanlardan, batılı yanlışı gördüğü zaman ondan uzak kalanlardan eyle bizi ya Rab. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i affeyle. Ümmeti Muhammed'i İslam'ı aziz eyle. Ya ilahel alemin, ya ilahel alemin aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini arzı, semai, semai, içtimai, siyasi, iktisadi her türlü belalardan, koronavirüs illetinden de halaseyle kurtar ya Rabbi. Ya ilahel alemin, ya ilahel alemin. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuz, şeytanın şerrinden, şerrilerin şerrinden, münafıkların şerrinden, kötülerin kötülüklerinden e, muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi imandan, İslam'dan, Kur'an'dan, Peygamber sünnetinden ayırma ya Rabbi. Ya ilahel alemin bize hayırlı uzun ömür lütfeyle, helal bol rızık bahşeyle, uzun ömür hayırlı uzun ömür ihsan eyle son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamidi sahibi olarak nefesimizi tüketmeyi nasip eyle. E, kamil iman ile hüsnatime hatime ile nasip eyle. Ya ilahe alemi bizleri çoluğumuzu çocuğumuzu imandan, İslam'dan, Kur'an'dan, istikametten ayırma ya Rab. Ya alemin, ya ilahe alemin hiçbir mümine karşı kalbimizde kin, nefret, haset bırakma ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde Mağfurun cümlesine dahil eyle ya Rab. bizi de e, e Recep Şerif, şaman Şerif'i hakkımızda mübarek kıldın. E, mübarek kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif'e yetiştir. Ramazan-ı Şerif'te güzelce zikirlerle, tevhidlerle, Kur'an okuyaraktan, tövbe istiğfarlarla, oruçlarla, namazlarla güzel geçirerek günahlarından, anasından doğmuş gibi temizlenenlerden eyle ya Rab. Bu dualarımız da Kabe'de yapılan, Ravza-i Mutahhir'de yapılan, salihlerin yaptığı, kabul ettiğin duaların arasında dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi, güzel Kur'an'ın güzel okumayı, Ya İlahe'l Alemin adını andığımız zaman kalpler heyecana gelen tüyler diken diken olacak şekilde إيمان قوي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة